Merhaba arkadaşlar, Gurbet Channel'in dünyasına hoş geldiniz. İzmir Otogar'dan, aslında günaydın demem lazım. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Biz İzmir'den şimdik Pamukkale'ye yolcuyuz. Pamukkale turizmle gidiyoruz. Otobüsü bekliyoruz. Bineceğiz. 3 saatmiş buradan. 3 saat sürecekmiş. Orada Nilgüncüğüm'le kavuşacağız. Onlar da İzmit'ten yola çıktılar otobüsle. Bizi Bodrum Otogarı'ndan alacaklar. Oradan devam otele gideceğiz. 3 gün onlarla Bodrum'da kalacağız. Sen niye böyle arkalarda kalıyorsun hep? Hadi gel. Bodrum'a bak. Bileyi arkandan insanlar. Bodrum'a, otogara indik şimdik. Burada Nilgün'leri bekleyeceğiz. Ne oldu? Zor mu geliyor? Açma aldık buradan. Bu açma boş kızım. Şu peynirli. Poğaçayı seviyor ya peynirli. Allah. Bileyi kakao aldı, ben çay. Kahveleri yokmuş maalesef. Burada şimdi bekleyeceğiz. İyi uyudun ha Miley otobüste sen? Hala. Bir de var ya kısa giyinmiş, üşüdü. Ben dedim ama gece üşürsün otobüste. Hiç dinlemiyor. Yani gece değildi aslında. Sabah 7.30'da ama tabii ki biraz üşüdük uyuyunca. Olsun, şimdi ısınırsın Bodrum'da. Bodrum'un otogarı girişi burası arkadaşlar. Bakın şöyle. Sonra burada da böyle küçük alışveriş merkezi gibi bir yer var. O kadar güzel ki böyle. Millet diyor ki Florida vibes oldum burada. Florida gibi geldi diyor. Şimdi buradan Starbucks'tan biz bir şey alıp bir oturalım. Onlar buradan şuradan yolun üzerinden bizi alacaklarmış. Onların otobüsü otogara giremezmiş. Şuraya oturalım bakalım. Biz Nilgün'le buluştuk arkadaşlar. Bizi aldılar. Ama biraz maceralı oldu. Aslında ben size böyle buluşmamızı çekecektim. Ama otobüs girememiş. Bizim beklediğimiz yere işte bir yanlış anlaşılma oldu otogara. Şimdi otele geldik. Gözlüksüz yakalayacağım. Ya. Gözlük takayım benim gözlerim. Canımın eşiyle buluştuk. Bana da tak. Her şey bedava mı? Tamam o zaman takabilirsin hemen. Otelin lobisi. Burası böyle arkadaşlar. Size de göstereyim. Şöyle. Bakın şimdi buradan önce yemeğe gidecekmişiz. Odalar ayarlanana kadar. Biz buradaki odalarda mı olacağız? Nasıl olacak? Biz alt odaları istedim. Biz seninle çok gezeceğimiz için. Evet. Hani böyle yukarılardan. Evet. Orada ama da yemek güzel yiyorlar. İçerisinde. Evet. Havuzu da var. Evet. Buradan düz gidiyoruz. Restoran var. Aha, tamam. Önünde havuzu gidelim. Var. Kızlar geliyor mu? Hadi bakalım. Evet. Şöyle yürüyelim bir bakalım. Taş evler. İlk defa da Bodrum'a geliyoruz. Aa. O da Nilgün'le nasip oldu. Evet. Ben 1990'da gelmiştim Bodrum'a. İçinden geçmiştik. Hiç hoşuma gitmemişti. Gümbür 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 müzik yapıyordu turistler. Ya, bir otelde kaldık bir gün. Altı papmış. Abo dedim ben bu Bodrum'a bir daha gelmem. Evet, Bodrum merkez daha çok... Ama şeye gideceğiz değil mi? Yalıkavak falan, Gümüş. Gümüşlü'ye gideceğiz. Yalıkavak'a da gideceğiz. Oraya hep meşhurlar geliyor. Evet, afiyet olsun. Oo, millet yemek yiyor. Hadi bakalım burada yemek yiyeceğiz. Bir de bundan. Yine aynı. Oo, salata alalım. Hoş bulduk. Şöyle salatamız. Şu da benim yemeğim. Ne? Cumuşunun yemeği. Benimki de aynı. Baksana seninkinde ne fark çok var. Çok koydu ama. Senin zebze var yine. Benim o da yok. Sami'cim bu makarna senin. Ben makarna yemem. Allah. Bu senin, bu benim. Yazık. Şu Sami'nin var ya çektiği var ya şunun elinden var ya. Yediriyorum işte, daha ne? Hadi be bakalım yeni aç. Yeni eliniz hayırlı uğurlu olsun. İsmi Kelly. Kelly'miş. Kelly. Aa bak onu da fark ettim. Ben onu fark ettim. Evet. Evet. Yeni odamıza, evimize. Hoş geldiniz. Evet, mis gibi de kokuyor cidden. Ha, bahçe bu tarafa. Evet, şimdi. Şimdi. Ben de o tarafa zannettim. Aç bakayım. Of, sıra sıra. Sıra sıra bahçeler. Ay şu telefonu var ya. Evet, böyle odalarımız arkadaşlar. Evet, odamız. Evet Miley, bak burada da bir tane yatak var. İstersen ayrı yatabilirsin küstüğümüz zaman. Tamam? Oldu mu? Ay vallahi Aynur abla çok havalı çıktı.
Çok mu havalı çıktım? Vallahi havalı mıyım arkadaşlar? Bu gözlük bana yakışmış mı? Nilgünlük hayatların gözlüğünü aldım. Ona çok yakışmış ama ben kendime yakıştıramıyorum. Hayır, sana daha çok yakıştı. Miley diyor ki anneme yakışmadı hiç diyor. Evet. Niye diyor Nilgün? O da diyor ki annem güzel olsun diyor. Evet kızım, aferin, sen yakışmayan yakışmıyor diye. Bakalım yorumu şeye bırakalım. Seyircilere bırakalım. Bana yakışmış mı yakışmamış mı? Çok. Şimdi sahilde yatıyoruz biz burada arkadaşlar. Güneşleniyoruz, aklımız sırada. Nilgün'ü bir görseniz buraya kadar giyinmiş. Topuklara kadar giyinmiş. Yanmayacakmış. Sakın ona güneş değmesin, dokunmasınmış. Esmerliği sevmiyormuş. Bana laf atıyor. Ben de beğeniyorum. Ben kendime yakıştıramıyorum. 50 faktörle duruyorum. 50 faktörle de yanılıyor. Siz ona bakmayın. Sadece cildi koruyor. Neyse. Evet, şimdi burada böyle biraz bir dinlenelim. Dinlenelim. Ben patates 2-3 tanecik yedim. Onlar hamburger yedi. Gerçekleri de söyleyelim. Sen yedin, ben baktım. Yalana bakın, yalana. Vallahi o kadar bir patates yedi ki. Bir patates yedi ki yani. Yemeyeceğim diyor bandırıyor. Ben de dedim ki bu tatilde diyet lafı duymak istemiyorum. Tamam. Sami de aynısını söyledi. Ne o tatilde ya, gidip yemem, etmem. Onda çok kalori var. Benim iştahımı da kaçırıyor. Ben kilo alacağım tatilde. Allah Allah. Şurada kalmış 5 günüm. Bırak yiyeyim bol bol. 6 gün ha 5 gün. Ondan sonra almaya da yaparız diyetimizi. Annem sana asıl kiloları aldıracak. Neler yaptığı? Bizim gittiğimiz gün bakalım neler. Allah, Sümrüt ablamın şeylerini nasıl özledim şimdi. Ben nasıl yerim? Allah, sen de çatla patla yeme. Hazırlandık. Akşam yemeğine gidiyoruz. Giyindik. Benim kızımın ayağına geldi, benim ayağım bana kızdı. Ayağımı acıttın anne dedi. Anne ne yapıyorsun? Beni de yap ya. Burada karanlık. Bodrum'a gidiyoruz otobüsle, işte bu turun otobüsüyle. Aslında Bodrum'a gidilmeyecekti. Taksi falan sorduk, taksi bulamadık. Taksiler çok pahalıymış. Dedik o kadar parayı verelim mi? Valla 500 euro diyor. 500 lira. Evet, bahsettiler, dedim ya günah. Sonra ne yapalım, minibüsler varmış, bir saatte bir kalkıyormuş. Nilgün var ya, ortalığı parçaladı. Parçalamak mı ben senin için? Gitti, insanlara sordu, işte siz de gider misiniz? İşte kişi başı 40 liraya otobüse ayarladı, şimdi otobüse gidiyoruz. 18 kişi buldu. 18 kişi buldu, bakar mısınız? Böyle otel ayağı kaldırdı. Buraya gelmişken de Bodrum'u görmeden, evet, gitmek olmaz. Çünkü ben Bodrum'a, of Hakan, yoktu bile geldiğimde. O zaman hatırlamıyorum bile. Şimdi Bodrum ne kadar değişti. Dedim görelim. Gümüşlü'ye gideceğiz. Gümüşlü'ye yarın akşam. Yarın akşam. Pazara gideceğiz aslında yarın. Yarın pazar. Sosyete pazarı. Sosyete pazarına gideceğiz. Tam bizlik. Bakalım neler buluruz. Millet Bodrum'da markalı mırkalı yerlerden alışveriş ediyor. Bir de sosyete pazarına seviniyoruz. Sosyete pazarı daha güzel. Cidden yani. Evet. Tivitli elbiseler, rengarenk Bodrum elbiseleri, beyaz elbiseler. Alaçatı elbiseleri. Evet. Alaçatı'da bir de o seneye giyeriz. Bir trend gitmiyor nasıl olsa. Kızlar da burada bakın böyle. Onların işi onlar böyle. Onlar fis. Sami arkada mavinlik yapıyor. Paraları toparlıyor. Merhaba. Ablam da merhaba diyor. Fatma da arkadan merhaba diyor. Fatma gizli kahramanımız. Aynen, gizli kahramanın Nilgün'ün ablası, zaten turu o organize yapıyor, evet. Böyle turlar. Ne turlar diyorlar? Kap turu, Kapadokya turu. Hepsi Karadeniz. İnşallah seneye ben Karadeniz turu falan yapacağım onlarla, evet, inşallah. Evet, birlikte Karadeniz turu inşallah. Evet. Birbirimizi yememiş olursak o zamana kadar. Tamam, yemeyiz. Biz yiyoruz, 2 dakika yiyoruz. Aynen. Bodrum'a geldik. İlk işimiz ne? Turkcell'e girmek. Kartlarımızı doldurmak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi yürü. Şu Turkcell var ya, bizim sayemizde maşallah kazanıyor. Turkcell, ben sana küstüm. Ödeme sistemi kapanmış. Ama saat geç oldu yani. Saat neyse. Benim internetim şimdilik yeter. Bu gece yeter. Her taraftan bir ses geliyor lan. Bir araba sesi, bir müzik sesi. Bir daha aşağı inelim, daha göreceğim. Şöyle çekim yapayım ama bir elimde senin omzunda olsun. Ne olur ne olmaz kaybolurum. Bana karar olmaz. Bir şey görürüm dalarım yani böyle. Yani dalarım işte demek olma. Yani dalmam, almak için de dalmak yani, böyle baka kalırım yani. Bak, demek istedim. Bir tane istedim. Ne alalım biliyor musun? Sevgili eldivenleri var ya, böyle bir eldiveni iki kişi bir eli, iki eli bir eldiveni sokuyor. Kaybolmayacağız. Aa, evet. Öyle bir şey mi var? Evet. Aa, ben onu Mile ile alayım. Efendim. Aa, telefonu çaldı. Tamam peki. Biz buradayız ki. Böyle gidelim. Burada bir de... Bak. Barlar Sokağı varmış. Abla, arkadaşlar. Oraya Fatma'ya bak, bizi oradan karşıdan arıyor. O Barlar Sokağı'nda bir görelim yani, tabii biz barlara girmeyeceğiz de.
Bir görelim. Ay burada beyaz pantolon. Bana beyaz pantolon lazım. Çok güzel Aynur abla. Hadi be garaj. Ya şimdi Sami kızar, alışverişe mi geldiniz, gezmeye mi geldiniz diye. Ama biz duyar mıyız? Hayır. Kızar kızar durur yani. Ha işte görünüz. Nilgün bu işte. Ben... Aa meyhaneler sokağı yazıyor. Barlar sokağı yazmıyor. Orada meyhaneler sokağı yazıyor. Ama o daha gece dolar. Bu saatte orada kimse mi olur Allah'ın aşkına saat 10'da? Sami hala ne yapıyor bak. Ben gidiyorum buraya. Gidiyor mu? Sami nereye gidiyorsun Sami? Sami bıktı bizden. Bay bay diyor. Çantayı aldı gidiyor. Şimdi şurada bir Bodrum yazısı var. Orada fotoğraf çekilmek isteyenleri götürelim. Fotoğraflarını alsınlar. Bizim Raisi Führer. Ne diyorlar? Turist rehberi mi? Evet. Dondurmasını da yiyelim. Turist rehberi. Bizim arkamızda bizim ne diyorlar? Bizim altın Türkçe, kızlar. Altın kızlar. Bizimle turda olanlar. Bakın arkadaşlar şöyle arkamızdan geliyorlar. Hepimizi görelim. Ey sallayın. Evet. Ha bu arada Fatma'nın kayınvalidesi. Burada. Evet, Yeşilli. Evet. Yani. Fethiye ablamız. Evet, akraba, akraba. Evet, hepimiz akraba burada. Yabancı yok. Canım benim, neyse o. Bodrum yazısının arkasına geçin, bir grup fotoğrafı alalım. Türk tiyatrosunun sahneye çıkan ilk Türk kadın oyuncudur. Ay ne güzel bir şey. Ama var ya, cidden bunlar yani çok önemli insanlar. Halet. Türkiye'nin biri olan ülkemizin ilk kitit uzmanlarındandır. Arheolog. Ne güzel görüyor musun? Karılar. Valla millet var ya akıllıymışmış. Bizim heykelimizi nereye diksinler? Ne güzel kadınlarımız varmış. Bak heykeli dikilmiş. Ya. Hadi buyurun ya. Aynen. Hadi bakayım hepiniz geçin. Ben buradan çekim yapacağım. Çıkar çıkar. Hadi Bodrum yazısından gelin. Siz? Hadi çabuk oraya. Hadi ya Fatma teyzen çekiyor. Kimse hadi çekmiyor. Hadi kızım. Koşun. Hadi. Sami Bey yürüyün. Hadi aşkım size. Hadi. Sami sen gelme orada dur. Sen. Allah şunların güzelliğine abi, bakın be. Çiçeğin içinde bir tane diken olmasın evet, dedim. Evet çekiyorum. Oo aferin bozmayın, size. Bozmayın selfie yapacağım. Sen dön. Ne diyorsun? Bodrum'un ilk sebzeli döneri diyor. Miley, vegi döner gitti ya. Oh, bak burada da varmış sebzeli döner artık. Hadi kızlar. Böyle. Bu bizi bir yere götürüyor. Böyle tatlı. Bodrum döneri. Allah Allah. Neler var neler. Barlar Sokağı mı burası? Aa, evet Barlar Sokağı'na gelmişiz. Meşhur. Selfie çekilelim kız burada. Evet. Barlar Sokağı'na geldik. Meşhur yerlerde biz de gelebildik. Fenomenlerin geldiği yerlere diyelim. Oh oh oh. Hangisini yiyeceğim bunun ya şimdi? Allah. Çeşitlere bak, çeşitlere. Anı şu. Bir de Ankara. O çok büyük kız ya. Yer çok güzel. Şu evin güzelliğine bakın ya. Ne kadar güzel bir şey. Size alacağım kızlar bu ev istiyorsunuz mu? Ev. Burayı bak. He? Ne o Miley? Sami bu ne Sami? Kaktüs meyvesi. Ejder değil mi? Ejder kaktüs. Değil mi bu? Kaktüs bu. Miley bir tane ısırabilir miyim? Yalnız aynı. Sami abisiyle ikisi beğendi, ben hiç beğenmedim. Amine böyle eksotik meyveleri pek sever de ondan yani. Bodrum düşüyor muyuz? Ay yemin ediyorum dondum ya. Evet arabaya otobüse bindik. Şimdi geri geliyor. Hani geri otele gidiyoruz. Az kaldı aslında ama arkadaşlar. Klima buradan klima vurmuyor. Kapalı. Ulan nereden geliyor bitmiyor. Şu an soba yansa önüne oturacak. Evet Nilgün de böyle battaniye almış yanına. Gece yolculuğu yaparken. Bunu örttük böyle kollar bacakları açık. Ama iyi gelmedi. Bak ne ama tabii ki ya. Biz vallahi... bir uyurmuşuz.
biz odaya gitmeyelim. Biz burada uyuyalım yani, sabah pazara gideceğiz. He, onda nasıl olsa gideceğiz. Biz burada devam uyuyalım. Kızların bakışına bak, onlar ne yapıyor diye. Onlar üşümüyor, onlar genç. Vallahi onlar hiç. Efendim. Herkes koltuğunu alıyorsun. Evet. Aa, herkes koltuğunu alıyorsun. Herkes. Bizden otel paralarını aldı aldı. Şimdi herkes koltukta üstünde. Ben arka dörtlüdeyim. Aa, duydun mu? Otel paralarını aldı aldı diyor. Bizi o arabada uyutacak diyor. Vallahi bu dolandırıcı mıdır? Ne? Evet. Bir de paralarla kaçıyormuş. Aynur abla dediği gibi. Abo. Abo. Dolandırıcılara yazık, denk yazık. Yazık. Onu gibi diyemiyorum ki ben. Bizimkiler otobüste kaldılar. Ne abla? Ne dedin? Size yarın akşam ana habere çıkarsın. Bodrum'a geri gittiler. Otobüste kaldılar. Otobüste kaldık. Gurbet Cenne'yi otobüste bırakmışlar. Donmuş ölmüş. Ay Allah korusun. Vallahi robot enişte beni doğurar. Falan robotun ses çıkmıyor. Adam ne yapıyor? 3-4 gündür onun sesi. Kafasını yiyor. Otobüs dolmuş vaziyette. Sami de şu an diyordur ki keşke bunları bırakıp kaçsamak. Keşke ben de robotun yanına gidebilsem veya ben de Akmeşe'ye gidebilsem diyordur değil mi? Tamam gitsin, biletini attım gitsin. Biz böyle çok iyiyiz zaten. Sabah pazar, akşam çarşı. Evet. Gündüz havuz. Evet. Ekmegel'den, su gölden. Al bileti diyor ama. Üstüme sen gidemezsin bir yere Sami. Geldin artık. Sen bizi koruyorsun bodyguard. Aynen, o kadar da yüz vermek yok, gidemezsin bir yere. Evet, şaka yaptık. Sus. Evet. Diyorum, telef oldum. Şu Nilgün'ün haline bakın arkadaşlar. Atın beni şuralara diyor. Vallahi beni bu tarlalı atın. Arkamdan da Burak çekiyor. Ayakkabı vurmuş ama yürüyüşü. Bak. Yürüyüşü. Allah'ım. Bak, buram çay döküldü bugün, yandı. Evet. Burama ütü yapıştı. Sonra balkonda düştüm, kulağım mor. Şuram mor. Nilgün oldum. Sen var ya hakikaten yani. Büyük büyük bak, şeyler atlamışsın. Bak ben de göreceğim. Allah yürüyüş. Böceğe bak. Ay hamam böceği mi? Ay, o da gelir beni ısırır. Gel beni ısır. yürü. Ay bugün çok güldük ya. Ay, vallahi billahi ayaklarım. Ama şişti ayaklarım. Çekme davul onlar davul. Bak var ya, senin nazarın değiyormuş buna. Bak askısı da koptu. O da mı koptu? Evet. Ay nazardan çatır diye çatlayacağım arkadaşlar. Vallahi. Okuyun. Bak, duydun mu gene? Herkese günaydınlar. Yeni bir günden, pazardan biz pazara geldik. Allah ne bu ya? Dur şöyle çekeyim. Pazarı görelim. Bakın arkadaşlar. Dün yattık, kalktık. Hemen bir kahvaltı. Şimdi pazara çıktık. Mile'yi çıkaramadım. Yattı, uyuyor. Daha pazarın girişindeyiz, başındayız. Nilgün hemen buldu. Bakın ama şunun güzelliklerine bakın. Çok tatlı, evet. Bak bak, İnoyalı. Çok güzel. Çok güzel işlemeli. Şöyle. Küçücük, minicik. Torunum kız olunca alacağım. Oo. 6 ay giyemeyeceğine göre. 6 ay da zaten o kadar güzel ki. Bunlar ne kadar acaba ya? Ay bunlar... Ne kadar? Kaç tane? 3 tane. 3 tane. Siz iyi. İzmit'te de böyle fiyatlar. Yani Bodrum'un pazarı farklı yerde giyer. Nilgün arkadan konuşuyor zaten. Benim konuşmama gerek yok. Ne? Sustum. Susma. İyi işte, ne güzel. Şunlara bakacağım ben. Gel. Şunlara. Bu hepsi el yapımı mı? Çok güzelmiş ya. Ne kadar bunlar? 150. Çok yapıştırmalıyız. Evet. Tak. Ay neye yakıştı? Bana ölsem yakışmaz öyle şeyler de. Evet, çantalar. Ne kadar kaç? O 150, diğerleri 30 lira. Diğerleri 30. Nilgün bak, bunlar senin tam senin şeyine, bahçene. Düşündüm Aynur ablacığım ama sanki paslanır hani yağmurda çeyrek. Yağmurda. Kaldırman lazım o zaman. Kendi yapıyor arkadaşım. Şimdi lavaboya kadar gitti. Onların ne kadar fiyatları? Rutuş yapıyor. 400-350. Pazar alışverişimizi bitirdik. Pazarı gezdik. Bir şeyler aldık pazardan. Terlik aldık. Nilgün'e de aldırdım. İyi yaptın değil mi? Evet ama çok rahatlar. Nilgün bunu alacaksın, çok rahat dedim. Şu Birkenstock'un tabi çakması da 150 TL'ydi. Sami'yi onların aldık. Evet, Sami'ye de aldık. Ben iki tane aldım. Birini ev için aldım, birini buraya için aldım. Ben geçen yılda almıştım. Emet'te bıraktım onları. Buraya geldikçe giyerim diye. Çünkü onların modası hiç geçmiyor. Ve Birkenstock'ların hakikisi çok pahalı. Yani 80 euro, 90 euro, 100 euro. Dedim hakikisine ne gerek var şimdi? Ondan aldım. Böyle gözlük şeyi aldım. Ne bu, gözlük ipi gözlük mi? Gözlük ipi.
Böyle nazar boncuklu. Dedim ben de düşer müşerim bunun gibi başıma gelmeyen. Ay bana gelmeyen yok. Aynen onu onları aldık. Birkaç başka bir şey de aldım. Gösteririm onları daha. Çok güzel şeyler aldım. Evet, taksi sırası bekliyoruz arkadaşlar. Bir taksi sırası var, inanmazsınız burada. 43 numara biziz şu an 23'te. Bugün Gümüşlü'ye gideceğiz daha biz ya. Asıl orası çok güzel. Evet. Rüya gibi. Bugün denize giremeyeceğiz herhalde. Biz akşam 5'te. Gireriz ya. Akşam. Nasıl hazırlanacağız daha ondan sonra? Denize gireceğiz, çıkacağız, duş alacağız, saçlarımızı yapacağız. Hemen şık şık. He, bu hemen şık şık. Tabii. Saçlarını bağlıyor. Oh. Otele gelince hemen yemek aldım. Benim kızım Miley bugün otel odasından çıkmamış arkadaşlar. Ne kahvaltıya, ne öğlen yemeğine. Hemen ben geldim, ona yemek aldım. Buraya hazırladım, onu bekliyorum. Ben de acıktım. Kahvaltıda ben doğru düz bir şey yemedim bugün. Sadece yarım omlet yedim. Bir de şu kadarcık peynir yedim. Buraya salatamı da aldım böyle. Benim kızım oyalanıyor. Dedim kızım bir şort giy, çık. Yani ne var burada, kim görüyor seni? Ama laf dinlemiyor. İçeceklerimizi aldık. Aynı başlıyorum. Vallahi aynı başlıyorum. İkimizin vloglarda aynı. Ama aynı şeyleri yapıyoruz aynı abla. Evet ama Nilgün'ün videosu önce geldi arkadaşlar. Ben önceki videolarım vardı. Daha benim Çeşme'den falan montaj yapmadığım Miley'in doğum günü videoları biliyorsunuz. Onları gördünüz zaten. İnşallah görmüşsünüz. Böyle burayı ablası bizim için özel böyle ayarladı. Biz loca. De böyle loca. Burada böyle şimdi biraz bir saatimiz var zaten. Ondan sonra hazırlanıp evet, çıkacağız Gümüşlü'ye. Ben öyle herkese pas vermem Nilgün Hanım. Evet. Gümüşlü'yü de biraz çekeyim sizler. Ondan sonra vlogumu bitireceğim arkadaşlar. Arkadan kızlar, Nilgün. Şunlara bakar mısınız? Cıvıl cıvıl. Nilgün yeşil yeşil. Siz bir göz makyajını görün Nilgün'ün. Ben onu düğünde bile yapmıyorum lan. O düğün makyajını gel şuraya. Çıkar o gözlüğünü. Hayır. Hayır. Çıkar. Göster şu gözlerini. Şuna bakar mısınız? Yeminle bir de bana bakın. Ben onun yanında böyle soğuk gel, soğuk. Gel seni göstereceğim. Gel. Beni mi göstereceğim? Dur kapatayım. Miley'in waffle'i geldi. Bol muzlu, nutellalı. Benim hiçbir şeyim yok. Bana kimse bir şey sipariş vermedi. Sami de yiyor tatlısını. Bu da lotusunu yiyor. Bunlar da yalnız yeniyormuş böyle. Alman usulü. O bakıyor, biz yiyoruz. Robot duymasın. Bak. Bip. Gümüşlük böyle baştan başa böyle balık restoranları arkadaşlar. Böylece o taraflar bilmiyorum nasıl ayırıyoruz bakalım. Güneş batımı ne kadar güzel şu arkada. Evet. Gümüşlük bu kadar. Fazla bir şey yok Gümüşlük'te. Bir taraftan bir tarafa. Ondan sonra bitiyor. Bol bol restoran. Bittik. Şimdi geri gidiyoruz. Waffle'imizi de yedik. Burada yapacak bir şey kalmadı. Ay bunlara ne deniyordu arkadaşlar? Hani... İsmim ben Trabzon. Trabzonspor nicht gut. Nein. Was ist gut? Das ist ganz gut. Schön. Ja, Fener, dünyayı yener. Arkadaşlar bakar mısınız ne güzel lambalar yapmışlar. Bunlara ne diyor, ne denirdi ya? Ben bunun ismini unuttum. Eskiden bunları burası açık olurdu böyle. Su dökerlerdi çamaşırı yıkarken. Bir kere uçakta biz onu götüremeyiz ki. Ya ne diyorlardı, ben unuttum yani. Bakın onları bile ne güzel dekor yapmışlar. Taksın hemen. Çok severek yapıyorum. Sana da şans getirsin değil mi? Ben teşekkür ederim. Şöyle uçacağım ben. Ben severek yapıyorum. Ay biz keşke waffle müfül yemeseydik. Vallahi ya çok pişmanlıyım. Evet, değil misin? Hayır. Bakayım. Çok mutluyuz. Ama bir parmağımın üzerine oturdu, kırıldı. Türkiye'nin en deli karısı. Türkiye'nin çatlak. Evet, çatlak, pardon. Çatlak kadını. Başlık atıyorum. At Türkiye'nin çatlak karısı. At başlık. Tamam. Thank you.
Her şey güzel olsun. Hadi bakayım. Hanginiz? Vallahi Sevinç olan videoda yüklenmiyormuş. Şöyle olmuş. Vallahi. Ben ameliyatı ver. Kes. Onu çıkaralım. Sen kes. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birkaç gün böyle vlogladım sizlere. Hani değişik yerler görün diye böyle birkaç gün yapıyorum. Çünkü otelde olduğumuz zaman yemek, öğlen yemeği, akşam yemeği işte hep aynı şeyler oluyor. Hep aynı şeyler de yani bilmem sıkılırsınız yani. Bir yemek çeşidi değişik oluyor o kadar. Ama yarın şeye gideceğiz, Yalıkavak'a gideceğiz, ondan sonra İzmir'e gideceğiz. Tabii bunları hep size vlogluyorum, hiçbir gün kaçırmıyorum. Umarım hoşunuza gider, hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.